Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Annemle çıktık yollara. Söylemiştim en son dün videoyu kapatırken. Randevu aldık, hastaneye gideceğiz diye. Kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Düştük yollara. Annem de hazırlandı şimdi. Karşıya geçeceğiz şu alt geçitten. Minibüse bineceğiz. Ondan sonra hastaneye. Yani yürümesi de zor olur. Büyük ihtimal minibüsten ineriz, tekrar bir minibüse bineriz. Öyle gideriz. Burası bizim tünelimiz. Evet, burası da bizim alt geçitimiz. Evet. Trafik yönünden çok iyi bizler için. Çünkü çok işlekli yol. Karşıdan karşıya geçmesi çok rahat oluyor böyle. Buradan geçtik bir Muğla tarafına gidiyoruz. Hemen bizim sitenin önünden de her zaman anlatıyorum. Akyaka, Fethiye, ne bileyim Ortaca, Marmaristaca hep bu ana yoldan gidiliyor. Önümüzdeki yoldan. Öyle. Menüpsi'ye gidelim. İnşallah beklemeyiz. Çünkü saatinde çıkmadıysak bekliyoruz. Çok kalabalık geliyorlar arabalar. Ula arabası çok kalabalık geliyor. Hep ayakta gidiyoruz inanın. Dün de ayakta gittik. Evet. Bugün bakalım. Diğer ilçelerinki gelirse bazen oturulabiliyor. Öyle olursa tutayım anne. Hadi bakalım. İnşallah çok beklemeyiz. Durağa geldik. Şöyle bakın bizim evin olduğu yer. Karşıdan göstereyim. Dediğim gibi böyle çok işlek bir yol burası, ana yol. Hele yazın çok kalabalık oluyor. Turizm zamanında inanılmaz kalabalık oluyor. Bir tane geliyor minibüs. Hadi bakalım inşallah. Eğer ki Ula'ya dönmezse o araç. Bakalım. Ula arabasının güzelliğiyle hani yukarı çıkıyor ya Migros'un oraya kadar. O iyi oluyor. Yoksa adliyenin orada aşağıda kalıyoruz. Oradan da yürümek zorunda kalıyoruz. Ha, Ula'ya döndü şey Akyaka aracı. Köylerden gelen araç. Bu tarafa gelmedi. Minibüsten indik. Şimdi tekrar bir durak var. Orada bekleyeceğiz. Hastane tarafına giden minibüse binip öyle gideceğiz. Çünkü mesafe bayağı var. Annem yürüyemez. Onun için bekleyeceğiz. Ayşe Sultan. Yoruldun mu? İndin. Şey şu karşıya. Yeşil, yandı anneciğim. Hadi gel. Şu minibüsten indiğimiz yer adliye binası var. Emniyet binası var. Eski garajın olduğu yer. Orada iniyoruz. Bu şekilde yoldan gidiyoruz. Çiçeklerimizin güzelliği, evet. İnşallah şansımız iyi gider. Bununla da beklemeden gideriz. Yeşil alanlarımız çok güzeldir. Muğla'nın merkezindeki parklar, çiçekler, yeşilliği güzeldir yani. Hastanede işimizi hallettik. Hastaneden aşağı yürüye yürüye Kurşunlu Camii'nin orada kültür evi var. Muğla Kültür Evi diye geçiyor belediye ait. Oraya geldik bir kahve içelim diye. Çünkü sabah kahve içmeden çıkmıştık. İlaçlarını aldık. Bir sürü ilaç verdi doktor. Şimdi ilk ortopediye gittik. Annemin dizi için. Dizi rahatsızdı biliyorsunuz. Tekrar röntgen istedi. Röntgeni çektirdik. Baktı. Maşallah dedi. Hani dizlerin iyi. Sıvı kaybı yok. Sıvısı da iyi dedi. O burkulmaya dayalı bir orada hani bir şey oluşmuş. Yani doktorun tabiriyle hani tıp tabiri söyleyemiyorum. Hani ödem gibi. Tekrar ilaç yazdı. Farklı ilaçlar. Bir sürü. Sürülecek ilaçları, kas gevşeticileri, ağrı kesicileri.
Geçmezse dedi ona göre bakacağız. İlaçları bir kullan dedi. Sonrasında da annemin raporlu ilacı vardı. Onu yazdırdık. Ondan sonra da cildiyeciye gittik. Tırnakları, ayak tırnakları kötü oluyor annemin. Hatta düşüyor bazen kendi kendine. Onu da gösterdik. Onun da ilaçlarını aldık. İşimiz biraz gitti ki. Sonra tekrar denize gittiğimiz gün ayağını çarpmıştı. O parmağının birini pansuman ettirmiştik orada. Onu yenilettik. Yani böyle kaç doktor? İşi rast gitti annemin. Vallahi. Artık akşamdan baş ilaçları. Gündüz içilecek yok çünkü. Hiç kullanmadım ilaçlar. Bunlar benim hiç ağrı için bile hiç kullanmadım ilaçlar. Ben de hiç görmedim. Bir mide koruyucu var dedi. Herhalde mide koruyucu. Evet, mide koruyucu da var. Mide koruyucu hiç içmemesi. İlaçlar da getiriyor. Evet. Bir sürü ilaç. Vallahi mideler gidiyor. Bir yanımızı yapıyor ilaçlar, bir yanımızı yıkıyor. Bir de pazar yerinin içinden geçiliyor bizim hastane tarafından gelirken aşağı doğru. Annem ne görüvermiş? Bakın. Pırasa fideleri. İki bağ böyle pırasa fidesi aldık. Dedik sebzelerin yan tarafını dikeriz. Bir yandan dedik olur. Şöyle bakın burası. Biraz sonra da gezdireceğim inşallah. Böyle iki katlı Muğla evi restore edildi burası. O kadar güzel oldu ki içi. Çok güzel. Bu bahçe doluyor. İçerilerde de mesela hani kışın içeride çok oturuluyor. Yazın bahçe daha güzel. Böyle yüksek bahçesi var mesela. Beton her taraf. Eski Muğla evi çok güzel. Gözleme var, kahvaltı var, tost var, sıcak soğuk içecekler var. Oturup dinlenmek için çok güzel burası. Fiyatlar bir de dışa göre çok çok uygun. Belediye ait olduğu için bu meydandaki de öyle. Atapark olan yer de öyle. Orası da belediye ait. Fiyatlar gerçekten dışa göre iyi. Anne şey de var. Varsa söyleyeyim mi? Kahvelerimi söyleyip de Muğla halkası. Sen seviyorsun onu. İsteyelim bir tane. Ya da çayla mı içelim sonra? Katmer de var, gözleme de var. Her şey var. Bir kahvemizi içelim de. Dinlenelim. Aynen öyle. Kahvelerimizi içtik. Annem dedi kızım ben içeriye geçemeyeceğim. Merdivenler var çünkü üst kata da çıkılıyor. Ben size burayı gezdireceğim. O kadar güzel ki dekorları görmemizi istiyorum. Burası eskiden kullanılmış, gerçekten yaşanmış konak. Şöyle girişte hol var. Şuradan da giriş kapısı varmış. Şimdi buradan kullanılıyor. Bakın şöyle bahçe tarafına da çıkılıyor. Burası hol. Odalar hole açılıyor şu şekilde. Şimdi şuradan odanın birine geçiliyor. Ne yaşanmışlıklar vardır zamanda. Ne anılar yaşandı buralarda değil mi? Önce tavanlarını göstereyim. Her tarafı ahşap. Pencereler. Ki bunlar tabii sonradan restore edildiği için ona göre hani perdeler, ne bileyim eşyalar düzenlenmiş ama çok güzel. Bakın. Bu divanları bileniniz var mı? Vardır. Mesela bakın böyle yastıkların üstü oyalı böyle örtüler olunmuş. Mesela divan örtüleri şu alttakiler de öyle bakın. Bu şekilde divanlar var. Upuzun. Burada da böyle divanlar. Bu masalar diyorum ya içeride de çünkü burada servis yapılıyor. Yazın giren olmuyor. Ama kışın burada çayınızı, işte kahvaltınızı, her türlü yiyeceğiniz burada yapılan, oturabilirsiniz, yiyebilirsiniz burada. Çok güzel. Bu odada eskiden ocak varmış. Ocağı da bu şekilde restore etmişler. Bakın. Çok güzel. Eski maşrapalar, güğümler, o küçük su bardakları. Bakın gaz lambası.
Çok güzel parçalar var. Eski radyolar. Bakır tepsiler. Bakır tepsinin büyüklüğünü görüyor musunuz? Ne kadar büyükmüş. Bu da karabiber filan çekmeye. Şunlar çok güzel. Harika. Şu oyalı perdeleri de pek severim. Bende de var bu oyadan. Böyle oval değil, alt tarafı düz. Ha, şöyle diyeyim, girintili çıkıntılı. Tam düz de değil, böyle saçaklı değil. Onu ileride değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir yerlere perde gibi, örtü gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu odadan çıkılıyor. Tekrar hole. Holde de bakın eski telefonlar. Çevirmeliler. Şurada da çok güzel parçalar var bakın. Yayık, eski yayıklar. Şunlar. Havan. Ahşap havanlar. O kadar ağır ki şu sapı. Çok güzel parçalar bakın. Hepsi bakır. Şuradaki parçalar da çok güzel. Yine eski radyo galiba. Evet. Şimdi buradan da bu odaya giriliyor yine. Altta iki oda var. Şöyle bir odayı karşıdan çekeyim size. Eski giysiler. Divan örtüsünün yine güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Buradaki de işlemeli. Yine oyalı. Oyalı kırlentler. Mesela şurada okuyayım size. Bu ev Hacı Şerif Efendi tarafından oğlu Mahmut Şerefli için yaptırılmış. Yıllar yıllar önce. Oğlu için yaptırmış. Soy ağacı. O Şerefli ailesinin soy ağacı. Anne, baba, çocuklar. Bu evin sahiplerinin. Böyle giysiler. Ki böyle evlerde eskiden oturmak çok 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 zengin insanlar oturuyormuş. Yani böyle konaklarda eskiden. Kaç çeşit gaz lambası, fenerler. Burada da camlı olan gaz lambaları var. Burası komple bu dolabın içi. Gaz lambası, fener. Ocak burada da var. Bütün eskiden ben de hatırlıyorum köy evlerinde böyle ocaklar olurmuş. Çünkü eskiden buralarda yakılan ateşlerle ısınılırmış. Büyük büyük güğüm koymuşlar bakın dekor için. Ocak başı yine böyle bakın. Çok güzel. Buradaki dolapta da yine bakır kaplar. Eskiden bu ocakların yanı şey derlerdi. Bunlar da büyük ihtimal öyleydi zamanında. Çanaklık. Mesela çanaklık denirdi. Buralara hep tabaklar yerleştirilirdi. Açık raflı. Bu dolaplarda muhtemelen o zamanın öyle kullanılan çanaklıkları bence. Şöyle bakın. Şimdi şurada neyi göstereceğim? Eski büfenin güzelliği. Ayaklı bakın. O kadar güzel antika bir parça ki. İçine böyle fincanları, çay bardakları dizilmiş. Ama şu konsol gibi olan, artık vitrin mi deniliyordu zamanda. Şimdi konsol deniliyor. Ama çok güzel. Büyük bir radyo. Üzerinde yine bakır bir kap. Ütü. Eski bakır ütüler. Çok
fukar nasıl ütülenirmiş. Bir de içine bunun kömür konulurmuş herhalde. Çok ağır. Çok güzel parçalar var. Eski saat. Hani böyle o tokma sağa sola gidip geliyor onlardan. Perdeler yine aynı bakın. Örme perdeler. Bir de burada çok güzel bir ayna. İşlemelerine bayıldım. Nasıl güzel bir ayna. Hele aşağı taraf o kadar güzel ki. Çok güzel. Şöyle de buraya. Bu muhtemelen bizim şimdikilerde komodin dediğimiz parçalar. Böyle. Çekmeceli üst tarafı. Eski cam vazolar. Harika. Şimdi bu odadan da çıkalım. Böyle ahşap çok güzel kapılar. Karşı kapıda öyle. Dediğim gibi altta iki oda. Böyle açılan. Şimdi de üst kata çıkıyoruz. Bizim eskiden iki katlı böyle evler vardı. Hani ev derdik biz. Hani. İki katlı olan evlere hani denilirdi. Merdivenlerle yukarı çıkılır böyle. Aynı o evlerin tipinde burası da. Bakın. Ne kadar güzel. İçinde yine eski parçalar. Şunlar takunya. Ne yazılmış? Takunya Necla Er Yavuz tarafından emanet olarak verilirmiş. Hani birçok eski eşyalar birileri tarafından hani verilip sergileniyor. Çok güzel parçalar var. Eskilerden. Şimdi devam ediyoruz. Üst kata çıkmaya. Böyle böyle camlar var bakın. Dış bahçeye açılan camlar bunlar. Yine çatının güzelliğini göstereyim. Ahşap. Hele şu kapının güzelliği. Ahşap iş yine. Çok güzel restore etmişler. Muğla Belediyesi tarafından eski böyle evler hep restore edildi. Aha, çok güzel cumba. Cumba bölümüne bayılıyorum buraya gelince. Kocaman yine bakın. Girdiğimiz zaman yine hol gibi iki tarafı cumba. Orası da bakın cumba. Burası da pencere kenarına böyle oturulup etraf seyretme yeri. Ne kadar güzel olmuş. Ahşap böyle divan yapmışlar yine oyalı örtüler. Kanaviçaların güzelliği. Ne kadar güzel olmuş. Kanaviça perdeler. Ne güzel değerlendirilmiş. Hepimizin evinde inanın bu kanaviçalar var, bu oyalardan var. Değerlendirilmiş. Bakın ne kadar güzel olmuş. Çok güzel kırlentler de hep kanaviçe işleme. Etamin işi hatta. Şunlar etamin işi denilirdi. Etamin kumaşları çünkü. Ne kadar güzel. Şöyle önce holi gezelim. Beraber. Şurada yine eski bir ütü. Bakır. Şöyle yine çok güzel bir ütü. Dikiş makinesi. Bakın. Karabaş makine derdik biz bunlara. Şunlardan. Annemlerin evinde de var. Rahmetli annemlerin evinde. Ben genç kızken dikiyordum. Hep derim ya karabaş makine var diye. Hatta markası neydi? Solingen mi? Tam hatırlayamıyorum. Gidince bakayım yine. Şu makineden bizim de vardı ama bunlar daha eski makineler. Kaç yüzyıllık kim bilir. Böyle yine. Aa bakın. Piyano var. Kaç yılından kim bilir. Tabii.
Ay çok güzel. Vallahi piyano harika görünüyor. Şu sandalyeleri hatırlayanlar var mı? Bakın. Ben hatırlıyorum. Yaşlı teyzemde, komşumuzun bir tane hacı teyzede vardı böyle sandalye ve bu mavi boyalı olanlar vardı. Aynı böyle. Çok güzel. Eski ahşap sandalyeler. Şurada da bakın ortada sandık var. Sandıkların altları çekmeceliymiş mi? Aa bakın. Çekmece bölümü var. Evet. Şuralarında hep bakın çekmeceleri var. Şurası normal açılma yeri, kilit yeri bakın. Eski sandıklardan. Şurası da yine bakın cumba. Ay çok güzel. Mesela şurada oturup burası ön tarafı, çarşı tarafı bakması ne güzel olmuştur zamanında. Eğer ki burası cumbaysa eskiden, yıllar yıllar önce yaşandığında tabii ki şehir yokmuştur. Buraları boş arsamıştır zamanda. Ne kadar güzel. Yine kanaviçalı örtüler. Perdeler de öyle. Çok güzel. Buram buram tarih kokuyor. Ve ben böyle eski evleri çok severim. Acaba yıllar önce neler yaşanmıştır diye merak ederim. Ne hayatlar yaşandı. Kim bilir. Tavan yine böyle. Çok güzel. Şuradakine de bayıldım. Yine büfe. Eskiden büfe deniliyordu tabi. Şimdilerde adı artık konsol. Bakın güzelliği. Ayna. Şöyle. Ortada ayna koyma yeri. Kenarlarında camlı yerlere bakın böyle bardakları sıralamışlar dekor yerine. Şimdi hole açılan 3 tane oda var üst katta da. Şöyle sağ taraftan odanın birine geçelim. Yine böyle karşımızda ocak. Diyorum ya her odada ocak olurmuş eskiden. Yine ocak. Şöyle divan. Burada da böyle makine nakışı olan örtüler kullanılmış. Kenarda yine dikiş makinesi. Bakın ayakları sehpa gibi kullanılmış. Üste de bu muhtemelen yine bir şeyin kapağı ama neyin onu bilemedim. Yine bakır ütü, eski ütülerden. Bakır tepsi var bakın ocağın içinde. Çok güzel. Bakır tepsinin güzelliğini görüyor musunuz? Bir tane de bende var bu bakır tepsiden. Bu bakır tepsimi ben sehpa yaptıracağım Allah nasip ederse diye. Hatta sormuştum sizlere ahşap ayak mı yaptırayım, demir ayak mı yaptırayım diye. Halen karar veremedim. Onu da yaptıracağız Allah'ın izniyle hep beraber bir gün. Yine bakın 3 ayak sacağı deriz biz. Üstünde yine toprak bir tencere. Ocak başı bu şekilde yine gaz lambaları. Bu tarafta da küçük divanlar parça parça konulmuş. Karşıda yine böyle bir radyo. Kaç yılının radyosu kim bilir. Çok eski bir radyo belli. Buraya da bakın ne yapmışlar. Beşik. Ahşap bakın. Şöyle görünüyordur inşallah. Güneş vuruyor biraz. Ahşap beşik. Hatta bakın böyle sallanacak ayakları da var. Oval altta. Bebeği bile koymuşlar dekor için. Çok güzel. Eski bebek yorganları böyle dikiliyordu. Eski telefonlar. Antika telefonlar ne kadar güzelmiş. Yine böyle çok güzel bir büfe. Şu büfenin güzelliği ya. Büfelere bayıldım. Çok güzel. Üst camlı şöyle. Harika. Kur'an okumak için şu ayaklıkları çok severim.
Eski radyo yine. Bakır maşrapalar. Ne kadar güzel. Bu oda böyle. Yine çok güzel bir kapı. Kapının kolları bile çok güzel. Bakır galiba diye düşünüyorum bunları da. Evet, bu oda da böyle. Tavanı aynı şekilde bakın. Tekrar hole çıktık ve karşı odaya gidiyoruz. İşlemeleri görüyor musunuz kapıların? Buram buram tarih. Oo, çok güzel. Direkt şöyle girdiğimde sol tarafta çeşit çeşit büfeler. Şu güzelliği bakar mısınız? Konsolun güzelliği. Artık şimdi konsol diyoruz. Aynalı şu şekilde konsol, bakın. Çok güzel. Ayakları yüksekte. Ahşabı çok güzel. Burada da bakın şöyle yine çekmeceli. Hani şimdikilerde kullandığımız şifonyer tipi gibi çekmeceli. Her kat çekmece. Ve hatta anahtar yerleri varmış bakın. Şu parçalar ne kadar güzel. Çok güzel bir parça. Burada da var aynalı bir konsol bakın. Çok güzel. Harika. Ya dekor için kullanılan parçalara ne demeli? Mesela şu saatin güzelliği. Ne kadar güzel dekorlar. Yıllar önce de ne kadar çok güzel şeyler varmış. Burada da yine böyle köşelemeç bir divan. Bakın böyle. Ve buranın tavanı farklı bakın. Tavanını bu şekilde yapmışlar. Burası ahşap değil. Şimdi ortada da şöyle göstereceğim. Aynalı bir masa. Ve masanın içine bu şuraları değil de şu taraftan açılıyor tahminimce. Açılıp kapanılabilir bir parça. Üst tarafı, cam tarafı. İçine böyle eskiden giyilmiş elbiseleri koyulmuş. Eski giysiler. Şehri Demirel. Yani bu ev sahiplerinin yıllar önce giydiği elbiseler. Şöyle. Bütün dantellerle de dekor yapmışlar. Altta da metal sandıklardan bakın. Çok eskiden önce kullanılan sandıklar. Şöyle bakın. Yakından göstereyim. Çok güzel sandığın işlemesi. Masanın altında onu koymuşlar görünsün diye. Yine bu köşeyi de böyle divanları koymuşlar. Şunlar da öbür odada gördüğümüz o komodin gibi dediğim parçalar. Yüksek ayaklı. Böyle. Kapaklı, çekmeceli. Çok güzel. Şunlar da çok güzel olmuş. Aynı parça. Çok yakışmış. Harika dekor yapılmış. Eski tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. Şimdi hole çıktım. Tekrar bir oda var ama burası çok da böyle şey değil. Hani oda olarak var ama koliler falan, hani malzemeleri falan da koymuşlar. Çünkü aynı zamanda işletme olarak işletiliyor ya. Böyle kitaplık, sandık, heybe, eski heybelerden bakın. Şöyle. Burası da herhalde çalışma odası gibi şu an. Onun için burayı çok gezmeyeyim arkadaşlar. Böyle. Tekrar hole. Aslında nasıl güzel
değil mi? Bütün odaların hole açılması aslında güzel. Mesela hani eskiden belki de burada soba yakılırdı. Bütün odaların kapısı açılınca ısınılabilir ya da ocak odalarda var. Ocak da yakılabiliyormuştur. Ama bütün odaların şu hole açılması çok güzel. Holün çok büyük olması çok güzel. Ne kadar güzel. İki katlı tarihi bir konak. Yıllar önce bir ailenin yaşadığı bir konak burası. Ve özellikle hani evden çıkınca beton böyle bahçeli, eskiden toprakmıştır muhtemelen. Bahçeye açılıyor, çıkıyorsunuz, bahçede işinizi yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Şimdi merdivenlerden aşağı tekrar bahçe tarafına çıkacağız artık. Böyle güzel evlerin de mesela tarihi evlerin halka açılması çok güzel. Eski teraziler bakın. Şuraya asmışlar çok güzel. Şimdi bahçe tarafına. Annem katmer söyleyelim demişti. Katmer gelmiş. Çaylarımız da gelmiş. Gidiyor musunuz? Tanıştığımıza memnun oldum. İnşallah. Yolumuz düşerse özellikle gelmeyi düşünüyorum. İnşallah. İyi günler. Oh, katmerimiz de çok güzel görünüyor. Gelmiş. Çaylarımız gelmiş. İçerisine bayılıyorum. Girdim hiç kısım gelmiyor buradan. O kadar güzel ki. Ay çok güzel. Çok güzel ya. O oyalı divanlar. O şey ahşap var ya. Eşyalar o kadar güzel ki. Afiyet olsun anne. Sıcacıkken yiyelim. Katmerimizi yedik. Çayımızı içtik. Artık gidiyoruz. Bakın burası da böyle bahçe tarafı. Masa her taraf. Şu şekilde. Ben bir gideyim geleyim. Dinlendik bay anne. Hadi bakalım. Şurası da şöyle bakın. Yine üstü kapalı. Her taraf masa. Hesabı ödeyeyim. Anne bekleye koy gölgede. Hesabı ödeyip gelin. Evin dışarıdan görünümü bu şekilde. Giriş kapısının güzelliğini görüyor musunuz? Şu ana giriş, bir de şu eski böyle yan tarafın içinden açılan kapılar vardı ya onlardan. Çok güzel. Bu kapılardan bizim köyde de vardı anne. Bahçe böyle giriş kapısı vardı bazılarının. Bayılırdım ben. Özellikle şu kapıdan girmeyi çok severdim. Burası ayrı açılıyordu ya. Çok güzel. Dışarıdan da şöyle göstereyim bakın. Şöyle dediğim gibi şurası bakın. Ana giriş kapısı şu da içinden ayrılan kapı. Çok hoş. Şöyle şuradan da göstereyim size. Dış tarafın o cumba tarafı bakın. Şöyle ön tarafa gideyim. Şurası o cumba tarafı üst katın. Şöyle. ...2003'te burası restore edilmiş... ...2003 yılında... ...aşağı katın giriş kapısı... ...o kapalı olan yer vardı ya... ...hani hol tarafı... ...şöyle... ...şuradan birazcık... ...okuyayım size... ...bu ev... ...Muğla'da... ...19. yüzyılda yaşayan Şerif Efendi... ...büyük oğlu Mahmut Ağa için yaptırmıştır... Evin bilgisi verilmiş. Düşünün 19. yüzyılda yapılmış bu ev. Neler yaşanmıştır, neler.
O kadar eski anne ki 19. yüzyılda yapılmış bak bu konak. Düşün. Güvercin evlerine bakar mısın? Evet, o hep var güvercin evleri. Aşağıda da vardır garaj tarafında. Hı-hı, eski garajın güzel. O tarafta. Evet. Bizde böyle bir şey yok. Hiç görmedim. Güvercin evleri çok güzeldir. O Miras araçlarına bindiğimiz yer var ya anne. Hı-hı. O parkın olduğu yerde de çoktur bundan. Hı-hı. Ne tarafa gidiyoruz? Hadi bakalım. İşan'ın o tarafa mı gidelim? Hı-hı. Tamam. Oradan aşağı doğru inip gideriz. Ha evet, sen burayı hiç görmedin. Yeni açıldı burası. Gezebilirsin. Evet, mola verir. Mola. Yoruldu annem. Bir hastaneye git. Oradan aşağı yürü. Oradan gene alışveriş pasaj var. Oraya yürü. Ha yoruldu anne dedim. Durağa gitmeden önce birazcık şurada serinleyelim. Nerede oturuyoruz? Muğla'daki ya da Muğla'yı bilen arkadaşlar bilir. Burası Sınırsızlık Meydanı. Şöyle göstereyim. Banklar var şu şekilde, oturma yerleri. Sepserin dedik, bir oturalım. Dinlenelim. Ayşe teyze yürüyemedi, daha yoruldu. Ayşe teyze yoruldu. Yoruldu. Ne kaldı? Aynen. Ama az değil yürüdüğün yer maşallah. Yeni de iyiyim. Doktor bile maşallah dedi. Ne dedi? Ha, sıvı yani çok azalmamış maşallah. Yaşın gör dedi. Yani ben doktor çok, dedi maşallahın çok, var çok, dedi. Çok maşallah. Memnun oldum yani. Çok tabii canım. Sağlıklısın. Çok şükür anne. Bunlar yani, ufak tefek şeyler artık. Yürüyordum. Şu şey burkulmasaydı benim, yürüyordum yani. Yani geçer o ya. Geçer. İlaçlarını kullanırsın. Mümkün. Ne dedi? Hani sıvıyla ilgili ya da ameliyatla ilgili hiçbir sorunun yok dedi. Çok hiçbir iyi. Sorunun yok dedi. İyisin dedi. Maşallah yaşına göre çok çok iyisin dedi. Aynen. Evet. Yaşına göre çok iyiymiş arkadaşlar annem. Allah. Biz de Erdinç'i beklemeyeceğiz. Çünkü erken daha. Erdinç daha 2 saate anca gelir bugün Milas'tan. Şuradan aşağıdan minibüse binip gideceğiz artık evimize. Gidip dinlenelim Erdinç gelene kadar. Evet. Allah. Bir de güzel serin, şansımıza bugün. Buradan bir araba solu verse olur. Yok. Yok. Şimdi ola ki şuradan bir durak olsa da biniversek, çarşıdan gitsek olmaz mı? Yok. Ulaşımı hiç güzel değil artık. Aşağı ineceğiz. Buranın, Muğla'nın her şeysi güzelse de ulaşımı güzel değil. Güzel. Annem ulaşımı sevemedi. Şehir için sürekli minibüs yok diye. Çok güzel, hani iniyorsunuz tekrar biniyorsunuz filan böyle. Onların orada tabi çıktın mı her taraf, her mahalleye araç gidiyor bizim memlekette Nazilli'de. Burada öyle değil. Eskiden hiç yoktu anne, bizim geldiğimiz senelerde bir 20 yıl önce hiç minibüs yoktu şehir içinde. Her yere yürüme mesafesinin. Muğla küçük bir yer çünkü. Şimdi büyüdü, bakmayın hani böyle biraz aşağı taraflara doğru gelişti. Eskiden daha küçüktü biz 20 yıl önce geldiğimizde. Şehir içi minibüsü yoktu, her yere yürüyorduk. O zaman ben Osman Gürün'e niye şehir içi yok dedim de yürüyün yürüyün diye. Sen yürüyün dedin, kim? Yaşlı bir kadın. Hastası var, yaşlısı var. Tabii ki ben yürümeyi çok seviyorum ama yürüyemeyeceğin zaman da oluyor. Yani onu düşünemiyor. Konuşuyor, laf olsun. Eski belediye başkanını rastgele görmüştü. Yolda dedi hani sizin burada minibüs yok. Hani sorun, tek sorun bu görünüyor. Minibüs niye yok? Belediye başkanı da o zaman Osman Gür'ün dedi ki yürüyün yürüyün sağlık için filan dedi. Annem diyor ki yaşlılar nasıl yürüyecek? Hastası var, yaşlısı var. Evet. Yürümesini herkes bilmiyor mu? Herkes yürüyemez. Hadi bizler yürürüz, gençler yürü de yaşlılar yürüyemiyor. Ya şu anda benim mesela minibüse ihtiyacım var. Dinlenelim bakalım da. Yavaş yavaş. Ev cihazımıza. Evimiz pek rahat. Balkonumuz serinlemiştir şimdi anne. Evet, balkon. Oh, oturalım bir, ayaklarımızı uzatalım. İşimiz yok. Yok bugün. Çamaşırımız yok bugün. Hiçbir işimiz yok. Dün de evimizi süpürdük, çamaşırları yıkadık. Yemeğimiz bile var. Var. Oh. Rahatız, evet. Sen yeter dinlenmemizde. Çıkalım yola. Biraz daha dinlen. Tamam.